Müslümanlar gerek akli ilimlere, gerekse nakli ilimlere dair eserlerin büyük bir kısmını kendi dillerine çevirdikten sonra, Keldanilerin, Finikelilerin, eski Mısırlıların, İranlıların, Yunanların ve Hintlilerin bir anlamda varisi ve halefi olmuşlardı. Elbette bu bilgilerin öncelikle test edilmesi gerekiyordu. Bu testler esnasında birçok yanlış buldular ve bu ilimlerin çoğunu bir anlamda yeniden inşa ettiler. Müslümanlar bu ilimleri emekleme dönemindeyken aldılar, kendi ruhlarını katarak onları büyüttüler. Kendi döneminde yetişen en önemli üç tıp aliminden birisi olan Ali bin Abbas el-Mecusi de bu önemli Müslüman alimlerden biridir. Mecusi bir aileden geldiği için bu isimle de anılır. Ancak kendisi Müslümandır. Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen büyük tıp adamı, İran'ın Cündüşapur eyaletine bağlı Ahvaz şehrinde dünyaya gelmişti. Bu nedenle bazı kaynaklarda El-Ahvazi ismiyle de anılmaktadır. Tecrübe ve deneylerini birleştiren yetenekli bir hekim olan Ali bin Abbas, tıp tarihinde ilk kanser ameliyatını yapan hekim olarak bilinir. 1600'lü yıllara kadar doğuda ve batıda temel tıp kitaplarından biri olarak kabul edilen eseri Camilus Sinaitit Tıbbiye, yani tıp sanatında olgunluk veya kısaca El Kitabül Meleki, yani hükümler kitabı eseri onun tıp görüşü ve dehasını ortaya çıkarmaktaydı. Eseri iki temel bölüme ayrılmıştı. Birinci bölüm tıp bilimlerine dair kavramları içerirken, ikinci bölümse pratik tıp ve hekimlik bilgilerini kapsıyordu. Ali bin Abbas'ın koruyucu hekimliğin ilk önemli temsilcilerinden birisi olduğunu söylemek mümkündür. O, ilaçla tedaviden ziyade hasta olmadan korunmanın daha önemli olduğunu savunmuştur. Epilepsi hastalığını incelemiş, bununla ilgili ayrıntılı tetkikler yapmıştır. Ulaştığı sonuçlar ise asırlarca tıp dünyasına yol göstermiştir. Göz hastalıkları üzerinde de çalışmış ve yeni tedavi yolları keşfetmiştir. Kılcal damarlardaki kan dolaşımının kaşifi İngiliz bilgin Harvey olarak bilinse de, esasen atar ve toplar damarlar arasında kılcal damarların ve atar damarlarla kılcal damarlar arasında metarteriol adı verilen geçiş damarlarının varlığını ilk tespit eden Ali bin Abbas olmuştu. Hipokrat ve ondan sonraki tıpçılar, doğum olayında bebeğin kendi hareketleriyle dünyaya geldiğini savunurken, Ali bin Abbas ise doğumun esasen rahmin hareketleri vasıtasıyla meydana geldiğini açıklayıp ispat etmişti. Ayrıca ceninin ana rahminde geçirdiği safhaları, ihtiyaçlarını, bunların ana rahminde nasıl sağlandığını ayrıntılı şekilde anlatmıştı. Esas iştigal alanı cerrahide meşhur ve öncü olan Ali bin Abbas, birçok ameliyatı tek tek ele alıp incelemiş ve ameliyatla tedavi usullerini anlatmıştır. 10. asırda ilk defa alt karın kanseri hakkında yazılar yazan dahi bilim adamı, kanser ameliyatı da gerçekleştirmiştir. Eserinde, tabipler bu hususta nadir olarak yardımda bulunabilirler. Tümörün organdan tamamen ayrılmasını sağlamalı, köklerinden geride bir şey kalmaması için tümörden muayyen bir mesafe uzaklaşacak şekilde etrafı kesilmeli ve temizlenmelidir
diyerek bir anlamda ameliyatın bugünkü yapılış şekline de ışık tutmuştur. Batı'da Helifilius Abbas olarak ünlenen, özellikle cerrahi ve dahiliye alanında döneminde önemli bir otorite haline gelen Ali bin Abbas, 994 yılında Şiraz'da vefat etmiştir.